yüzden 1220 yıl önce Osmanlı topraklarında bugünkü Irak'ın Basra bölgesinde yaşayan El-Cahiz adıyla bilinen Müslüman bir filozof Kitabül Hayvan adlı kitabında hayvan türlerinin doğal seleksiyon adını verdiği bir süreç içerisinde nasıl değiştiğini anlatıyordu. El-Cahiz'den tam 1000 yıl sonra Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabı yayınlayarak El-Cahiz'in anlattıklarını bilim camiasına kanıtlarıyla beraber sunmuş ve tarihe adını altın harflerle yazarken El-Cahiz unutulup gitmişti. Dünyanın dört bir yanında bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda El-Cahiz'in doğal seleksiyon adını verdiği olay kanıtlandı ve doğal seleksiyon doğanın yasası olarak kabul gördü. Bilim camiasında temel ilkeleri değiştirecek düzenlemelere neden oldu. Peki ya nedir bu doğal seleksiyon? Yani evrim. Doğada bir hayatta kalma savaşı vardır. Bu savaşta en güçlü ve en iyi adapte olmuş canlılar hayatta kalır. Eğer bir canlının hayatta kalmasını gerektiren karakteristik özelliği varsa çoğalır, çevreye adapte olamayanlar ölür ve zamanla nesilleri tükenir. Hayatta kalanlar başarılı karakteristik özelliklerini bir sonraki nesle aktarır. Bu varyasyonlar sonunda milyonlarca farklı türü oluşturur. Fakat bunlardan sadece biri insan oluşturacaktır. Günümüzden 750 milyon yıl önce güneş radyasyonu kara üzerinde yaşayan tek bir canlı türüne bile izin vermiyorken denizler altında tek hücreli bakteriler gelişmiş, okyanuslara dağılıp yapıları karmaşıklaşmıştı. Bilimde Kambriyen patlaması olarak da bilinen bu dönemde Mililogon mingia denilen bu balık benzeri canlıyla tanışın. İsmi Pikaia. Yaklaşık 10 santimetre büyüklüğündeki anomukalislerden kaçamıyor ya da alt edemiyordu. O dönemin büyük beyaz köpek balığı gibi olan bu etobur canavarlardan kaçmak çok zordu. Bu canlılardan nesiller boyu kaçmaya çalıştığı için vücut kasları güçlendi, her türlü yiyeceği yiyebilmek için zamanla ağzındaki diş etleri sertleşti ve kemikleri dişe benzer şekilde kalınlaştı. 375 milyon yıl önce oksijen güneş radyasyonu ile karşılaştığında karada hayatın başlamasına neden olacak farklı bir gaza dönüştü. Ozon adındaki bu gaz dünya atmosferini battaniye gibi güneşin ölümcül radyasyonundan kurtarıyor ve karada hayatın filizlenmesine neden oluyordu. Yosunlar, bitkiler, ağaçlar çoğalıyor, atmosferi daha fazla oksijenle doldurup ozon tabakasını gün geçtikçe kalınlaştırıyordu. Okyanuslarda bir yerde Pikaia ise av olmaktan kaçamıyordu. Tek çaresi sığ sularda hayatta kalmaktı. Fakat sığ sularda yeterli oksijen yoktu. Türleri oksijen yetersizliğinden boğuluyor ya da derin sularda av oluyordu. Hayatta kalma dürtüsü emsalleri gibi ölmesine göz yumamazdı. Gelişmeliydi. Her koşulda doğal seleksiyon hayatta kalmasını sağlamalıydı. Milyonlarca yıl ve binlerce nesil boyunca vücut kasları ortama uyum sağlamaya çalıştı. Yetersiz oksijen seviyesi sığ sularda sürekli başını sudan çıkarmasına neden oluyor. Binlerce nesil, milyonlarca yıl sonra artık o bir tiktaalik ros. Soluk borusunu kapatıp akciğerlerden solungaçlara geçebiliyor, hem suda hem karada nefes alabiliyordu. Fosilleri ilk olarak 2004 yılında Kanada'da bulundu. 365 milyon yıl önce yetersiz oksijenle dolu bölgesinden kurtulmak için kafasını sudan çıkardı. Acımasız güneş derisine zarar veriyor, yüzgeçleri ile yürümekte çok zorluk çekiyordu. Fakat 20 milyon yılda ve yüz binlerce nesilden sonra doğal seleksiyon ortama ayak uymasını sağladı. Daha kalın bir deri güneşten korunmasına, yüzgeçleri karada daha hızlı hareket edebilmesi için pençelere evrilmişti. Artık o bir
Kasiner geldi. Sert zeminde daha kolay hareket ediyor ve karada yaşamaya alışıyordu. Dinozorlardan tam 20 milyon yıl önceydi. O dönemde karalar ve denizler hayat doluydu. Bütün canlılar sonsuza kadar türlerinin devam edeceğini düşünerek mutlu mesut yaşıyorlardı. Fakat 250 milyon yıl önce Sibirya'da yer kabuğu aniden ayrılmaya başladı. Devasa bir mağma tabakası gezegenin derinliklerinden şiddetle yükseldi. Bazaltı patlaması seli olarak da bilinen bu olayda gaz aniden sülfürik asit yağmurlarına dönüşüyor, karada olan bütün canlıları yakıyor ve boğuyordu. Trilyonlarca tonluk zehirli karbondioksit güneşin sıcaklığını gezegene hapsediyor, sıcaklıklar 100 derecelere kadar çıkıyordu. En derin okyanus tabanında bile karbondioksitten 10 kat daha zehirli olan metan gazları gezegenin ısınmasıyla beraber serbest kalıyor, yaşamın başladığı okyanuslar bir cehenneme dönüşüyordu. Sibirya'da olan bu patlama bütün gezegene etki etmişti. 500 bin yılda ilk kitlesel yok oluş olarak da bilinen Permiyen yok oluşu yaşandı. Canlıların %95'i yok oldu. Kalan %5'lik türler doğal seleksiyona uğramak zorunda kalıyor ve 165 milyon yıllık dinozorların imparatorluğu dünyaya hükümdar olmaya hazırlanıyordu. Doğal felaketten kurtulan türler zor doğa koşullarında hayatta kalabilmek için ne bulduysa yemiş ve gelişmişlerdi. Dinozorlar gibi dev türler dünyaya hükümdar olurken Kasinerya gelişememiş ve genellikle yer altında yaşayarak tüylenmiş Bettong adında bir canlıya dönüşmüştü. 165 milyon yıl boyunca dinozorlar dünya hükümdar olmuş, dünya üzerinde yaşayan hiçbir canlı onları durduramaz gibi duruyordu. Fakat saatte 70 bin kilometre hızla ilerleyen Everest Dağı'ndan daha büyük bir göktaşı hariç. Dünyayı sonsuza kadar değiştiren bu yarım saniyede çarpma şiddeti o kadar büyüktü ki göktaşı bile aniden buharlaşmış ve milyonlarca nükleer silah enerjisi açığa çıkmıştı. Dünya üzerinde yaşayan canlıların %70'i aniden yok oluyor, tsunamiler kopuyor, eriyen kaya tozları bütün gezegeni kaplıyordu. Krates yok oluşu olarak da bilinen dinozorların 165 milyon yıllık saltanatı sona geliyordu. Fakat dinozorların ölümü yer altında yaşayan memeliler için bir fırsat olmuş. Daha seçici türler ölürken onlar dinozorların tahtının beklenmedik varisi olacaktı. Ve dünyaya hükümdar olacaktı. Peki ya? Kimdi bunlar?